27 Eylül, 3 Ekim. Değerli Başak burçları nasılsınız? Evinizde güzel bir mum yakın, güzel bir su açın. Bereketinizi, rızkınızı Rabbim'den isteyin. Ruhunuzu bir güçlendirin. Beni dinlerken bunları yapın. Çünkü gökyüzünde size inanılmaz kapılar açık. İş kapınızla ilgili pürüzler, yaşadığınız karmaşıklıklar, iş ortamında haksızlığa uğruyorsanız bile bu hafta bunların hepsi böyle tıkır 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 rayına oturacak. Yani biraz vurdum duymaz olmanızı istiyorum. Takıntılarınızı atmanızı istiyorum. Hiç olmadık çevrenizle alakalı hani itici insanların bile size çıkarcı tavırları sizi bu hafta yıpratabilir. Ama sizin şanslı ve gerçekten size mutluluk verecek bir hafta. Bunu doğru değerlendirin. Özellikle işinizle ilgili imkanlar, yenilikler, yeni değişimler ve yeni iş alanlarına geçiş evresi çok farkındalığınız artacak. Ruhunuz daha güvende hissedeceksiniz. Sadece şifalanın. Uyandığınızda bir güzel musluğunuzu açın. Rabbime duanızı edin. Bu kapılarınız çok şanslı. Özellikle eğitim konusuyla ilgili farklı çözümler arıyorsanız yabancı dil eğitimi ya da tekrar yüksek lisans ya da doktoranızı yapmak istiyorsanız bu tarz fırsatlarınız var. Bunları mutlaka yapın istiyorum. Çünkü siz kendinizi tekrar yenilemek, eğitim konusunda her şeyi hayatınıza daha akıcı ve daha idealist bir yapınız var. Bunu mutlaka yapın değerli Başak burçları. Başaklar, devleti bırakıp kendime kurumsal bir noktaya geçmek isteyen bazı başaklara sesleniyorum. Evet, burada artık huzursuzsunuz. Alternatif işler de var. Değerlendirebilirsiniz. Olumlu gözüküyor ama 2 sene sonra bunun sıkıntısını yaşayabilirsin. Farklı şekilde online sisteminde farklı iş kapılarıyla uğraşabilirsin ama sabit devlet kurumunu bırakman taraftarı değilim. Ani karar verip üzülmeni de istemiyorum. Evet, güzel teklifler var, yapabilir miyim diyorsunuz ama sıkıntı yaşarsınız. Biraz daha bunu toparlamaya ihtiyacınız var. Şu an değil. Büyük kurumsal ya da satış alanı daha çok mesela ilaç sektöründeyseniz mesela elektronik sektöründe satış alanındaysanız bu dönem satışlarla alakalı çok büyük yüksekler. Prim beklentiniz varsa çok güzel bir primin aydınlanması olacak. O yüzden siz de kazançlarla ilgili beklenmedik fırsatlar, işinizle alakalı yeni anlaşmalar, yeni büyük oluşumlar size çok büyük bir rahatlık verecek. Özellikle kendi işini yapanlarda son 2 aydır parasal anlamda çok fazla daralıyordum. Bunları nasıl toparlayacağım derken bu hafta bolluk ve bereket. Hatta işlerim azaldı, insanlar gelip gitmiyor. Ne olacak böyle, kapatacak mıyız diyorsanız işlerinizle ilgili de çok güzel bir rahatlık, güzel bir anlaşma, yeni oluşumlar, daha güçleneceğiz ve işinizi daha markalaştırmak istediğiniz planlarınız var. Korkmayın, geri durmayın, cesaretinizi toparlayın. Burası size güzel verimlilikler yaratacak. Ortaklı planınız varsa, ortaklı işler kurmak istiyorsanız bunun için acele etmeyin. Biraz daha vakti var. Tek başınıza yapmanız sizin için daha sağlıklı, daha olumlu. Ama ortaklık yaparsanız karşı tarafı vıt vıt yersiniz. Bu da sizi yorar. Ya kan bağı ortaklığı yapmalısınız ya çok inandığınız ama yabancı biriyle yaparsanız gerçekten paranoyak olursunuz. Yapmanızı bu dönem istemiyorum. Zarar görmemeniz için. Aşk konusuna geldiğim zaman şu an ilişkinizle alakalı kafanızda derin derin sorular. Hani kafam yandı, cevap konuşayım mı konuşmayayım mı, yani sevgisi mi azaldı diyorsunuz ya. Hayır, sevgisi azalmadı. Onun maddi olarak bazı sıkıntıları var ve siz ortak bir eve geçmek istiyorsunuz ama ekonomik olarak kendinizi toparlayamadığınız için de sen de bu noktada geri duruyorsun. O da senin hadi hadi demeni bekliyor. Böyle bir karışıklık var ama ilişkide aşk derin var, birbirinize aitsiniz. O yüzden bu aşkın biteceğini değil, hatta hayatınız boyunca devam edeceğini görüyorum ama şu an ekonomik ayrılıklar, bütçe sıkıntıları, yaşadığınız zorlukların verdiği gerginlikler var. Hiç ilişkisi olmayan başaklara şu uyarı veriyorum. Evet, kolay kimseyi sevemiyorsunuz ama bir çok yakın bir dostunuz, aile dostunuz, evinize gelen, giden, sohbet eden bir insan sizi bir bayan ya da bir beyefendiyle tanıştıracak. Bence o tanışın,
Hiç ihmal etmeyin. Günlük saatini bile kaçırmayın. O sizin hayatınıza dokunacak doğru insan. O yüzden kim tanıştırırsa hoşa hoşa gidin. Bu kısmetiniz sizin için doğru. Sevgilinizin geri gelmesini ve uzun süredir içimdeki o olumsuzluklar, o düşünüyorum rüyalarıma giriyor. Yani arayacak yapan Başak Burçları, o aramayacak. Boşuna bekliyorsun. Yeni bir hayat, yeni bir ilişki seni bekliyor. Belki de onun aramaması senin hayrına, ama sen hala orada benim bir yarım kalbim var. O kalbimi iyileştirsin diyorsun ya, sana yeni bir insan daha çok iyi gelecek ve daha çok iyileşeceksin. Bırak onu, yepyeni enerjiye adapte ol. Bu ara sevgilisiyle devamlı tartışan, kavga eden, vıt vıtlanan çiftlere sesleniyorum. Fazla aşk naz usandırır. O yüzden ilişkinize zarar geliyor. Lütfen bu ara konuşmalarınıza, uslubunuza, giyiminize, kuşamınıza, kokunuza, parfümünüze mutlaka dikkat edin. Burada ilişki zendelenme, hani sıkıntı dönemi yaşıyor. O yüzden lütfen sahip çıkın diyorum. Bir de uzun süredir evinizin çatısı ya da balkondan gelen bir su ya da dış borulardan kaynaklı su problemi olabilir değerli Başak Burçları. Böyle ufak tefek çatınızla alakalı ya da bulunduğunuz binada çatıyla alakalı, suyla alakalı sorunlar söz konusu. Bir de bir ofis almak ya da bir ofise geçmek isteyen bazı Başak Burçlarında da evet güzel bir ofis kapınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Bütçesi ve yapacağınız şey sizi maddi olarak zarara sokmayacak. Mahkemesel bazı sorunlarınız var. Bunlar ertelenecek ama mahkeme sizin için hayırlı ve aydınlık. Ufak bir hafta sonu bir tatil kaçırma düşüncesi olan Başaklara, evet 2 günde olsa güzel bir tatil enerjiniz var. Hadi gidin, o da size iyi gelecek. Bir de sevgilinize ya da ilişkinize bir hediye sürprizi yapacaksınız. Bu hediye beklenmedik bir hediye. Ağzınız böyle yani herkes a diyecek. Bu da şimdiden anahtarınız hayırlı olsun. Güzel anahtarın keyfini çıkartın. Sağlık olarak söyledim mi bilmiyorum ama size burada hemen bir bakayım. Bacak ve kemik ağrılarımız, yani eklemsel ağrılarımıza, ayak kırıklıkları, çıkmalara dikkat edelim. Sıkıntı olabilir. Bu son zamanlarda psikolojisi bozuk olan bazı Başak Burçları, lütfen ve lütfen enerjinizi bir psikologla, yoga ile, meditasyonla değiştirin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.